Hepinizi durup saygılar, saygılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz bazı Türkler için vatan kavramı ayrıdır diğer kısımlar. Nedir vatan bizim için? Vatan, zalimlerin zorla elde etmek istediklerine karşı atalarının ezelden beri yaşadıkları topraklarını savunarak mücadele ederek uğruna kan aktardıkları, hayatlarını feda ettikleri kutsal bir yerdir. Ya da bir başka deyişle vatan, ataların genç nesillere bıraktığı bir emanettir. Vatanına sahip olan bir halk, kimliğini koruyabilen, özgürce ve asimilasyona karşı güven içinde yaşayabilen, hakkının yendiğinde hakkını arama özgürlüğüne sahip olabilen bir halktır. Bir milleti millet yapan, bir halkın sahip oldukları değerlerinin yaşatıldığı geleceğe güvenle bakmayı, duygularımızın, düşüncelerimizin ve eylemlerimizin güven içinde beslendiği kutsal bir yerdir vatan. Vatanı bayrağı olmayan bir toplum, çatısız, evsiz kalan bir insan gibidir. Yabancı ellerde yaşayan bir kiracı misalidir. Her an ev sahibi tarafından sokağa atılabilecek korkusuyla yaşayan ve daima ikinci sınıf muamelesi gören bir insan durumundadır. İşte asırlarca bu duyguyla yaşayan, güçlü devletler tarafından sürgüne mahkum edilen topluluklardan biri de Auschwitz kültürüdür. Atalarının bir miras olarak bıraktıkları vatanlarından zorla sürgün edilen bizler, dünyanın pek çok ülkesinde bir kiracı hayatı sürdürüyoruz. Sovyetler zamanında susturulan, yıllardır yayın yasağına mahkum bırakılan bizler, ne yazık ki sesimizi duyuramamışız. Ana dilinde eğitim görmemize izin verilmedi. Böylelikle de güçlü kalemlerin gelişmesine, bu halkın liderlerinin ortaya çıkmasına engel olmuştu Sovyet rejimi. Sovyet rejimi bu insanların her bir şeyini elinden almıştır. Türkiye'deki akrabalarıyla olan ilişkilerini kesmiştir. Ve asimile olmaları için kaderle baş başa kalmıştır. Her şeye rağmen bu insanlar kendi kimliğini, kendi ana dilini, kendi kültür ve değerlerini yaşatabilmişlerdir. Tüm zorluklara rağmen Sovyetler zamanında bu insanların kaybolmalarını dile getirmeyi kendine ilke edinen, bu insanların vatanına dönmesinde mücadele eden önemli liderlerimiz de olmuştur. Enver Odabaşı gibi, Yusuf Serveruz gibi. Bunları da rahmetle anlıyoruz burada. Bir kere bir yerde bir cümle okumuştum. Vatanını en çok seven, vatanına en çok hizmet edendir demişti. Bu cümleyi okuduğumda aklıma gelen az önce söylediğim isimler şüphesiz ki bu isimler de gelirdi ama bu cümleyi okuduğumda ilk isimlerin arasında şüphesiz ki Yunus geliyor. Çünkü Sovyetler sonrasında güçlü kalemiyle
gerek fikirleriyle, gerekse gelişimleriyle, gerekse eylemleriyle bu davada mücadele eden biriydi Rusya'ya. Kelimenin tam anlamıyla vatansever bir insandı. Ve Türkiye'deki Azgı Türklerinin bayrağı. Teşekkür ederim.